Türkiye bir güneş ülkesi. Yenilenebilir, sonsuz, temiz enerji kaynağı güneş, artan girdi maliyetleri karşısında çiftçinin kara gün dostu oluyor. Akdağ Enerji, mobil sulama sistemi solar suyla çiftçiye çözüm sunuyor. Tarımsal girdi fiyatlarındaki hızlı artış üretimi tehdit ediyor. Özellikle gübre, mazot, enerji fiyatları çok hızlı artarken ürün fiyatlarının aynı düzeyde artmaması üretimi zorlaştırıyor. Ancak çözüm yok değil. Birim alanda az sulamayla çok verim elde etmek, elektrik ve mazot maliyetine son vermek, tarımsal sulamada güneşin gücünden faydalanmak, Akdağ Enerji'nin geliştirdiği solar suyla mümkün kılınıyor. Uzun yıllardır güneş enerjisinin en etkin kullanıldığı ülkelerden Almanya'da yaşayan girişimci Lokman Akdağ, sulamada Alman teknolojisinden faydalanarak Türk çiftçisine katkı sağlamak üzere 2009 yılında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk adımı atıyor. Ben 79'dan beri Almanya'dayım. Eğitim de orada tamamladım. İş hayatımızda da devam ediyoruz. Bu 7-8 yıllık Ar-Ge dönemimiz vardı. Son 2 yıldır da güneş enerjisiyle birebir üretim yapıyoruz. Ve bunun mobil olması ve Avrupa standartlarına uygun olmasını özellikle istiyoruz ki uzun vadeli, yani çiftçimiz kullanırken uzun vadeli kullansın ve verim alsın diyerek de bu şekilde yola çıktık. Üreticinin enerji maliyetlerinin yüksekliğinden yakınması tetikleyici oluyor. Bir hayal kuruyor Lokman Akdağ ve bu hayali gerçekleştirmek için mobil bir sistem geliştiriyor. İzine gelmiştim. Çiftçi arkadaşlarımız böyle sulamayla hep dert yakınıyorlardı. Mazota, elektriğe çok para ödediklerini söylediler. Ben de dedim ki bu neden güneş enerjisiyle olmasın ve bunu mobil yapabiliriz gibisinden yola çıktı. Çalışmalarımız o şekilde devam etti ve şu anda da görüyorsunuz ki bir mobil aracımızı başarıyla tamamlamış olduk. 5 yıllık Ar-Ge çalışmaları neticesinde otomasyon sistemiyle çalışan 5,5 kW ve 3,5 kW güce sahip mobil sulama sistemi Alman teknolojisiyle üretiliyor. Şimdi mesela ben burada aynı zamanda demir profil de kullanabilirdim ama kalite bizde ön plana çıktığı için, Alman kalitesi ön planda olması gerektiği için alüminyum profil kullanıyoruz. Mesela bütün malzemelerimizin çoğu Almanya'dan geliyor. Buna özellikle özen gösteriyoruz ki kalite uzun vadeli olsun. Bu şekilde yola çıktık ve römorkumuz bile bütün malzemeleri Almanya'dan geliyor. Çok özen gösteriyoruz. Çok hassas bir konuyu işlediğimiz için güneş enerjisiyle. Yani bu yıpranmaması lazım. Kısa dönemde yıpranmaması lazım. Buna çok özen gösteriyoruz ve onu da uyguladık. Çok şükür, çok da memnunuz. Mobil sistem kısa sürede kurulmasıyla dikkat çekiyor. Arabadan söktüğümüz veya traktörden çıkardığımız anda 5 dakikanın içerisinde enerjiyi alabiliriz. Çok kısa ve öz. İş güvenliğine çok özen gösteriyoruz. Yani çiftçimiz de çok değerli, insanlarımız çok değerli. Onun için olmazsa olmazlardan iş güvenliği çok önemliydi bizim için. Ve bunu da başardık ve uyguluyoruz. Paneller açıldığında 32 metrekare alanı kapladığından sıcak yaz günlerinde panelin altında serinlemek mümkün. Mobil sistemin bir başka avantajı sulama yanı sıra buzdolabı, televizyon gibi elektrikli aletlerin de kullanılabiliyor olması. Aracımızın birinci asli görevi solar dalgıç pompaları çalıştırmak. O da 380 volt enerjiyle çalışıyor ama kullanıcı bu araçları kullandığında arazide kendi rahatlığı açısından buzdolabını, mini buzdolabı olabilir, kettle olabilir, kahve makinesi, televizyon hakeza gördüğünüz gibi veya küçük el aletleri, burada örnekte olduğu gibi matkap çalıştırayım isterseniz. Yani direkt şu anda güçlü aracımızın... prizi, direkt evet. Prize taktığınızda aynen öyle. Oradan elektrik ihtiyacını karşılıyor. Evet. Prizini çalıştırabilir matkabını. Hı-hı. Telefon? Telefon şarjı burada gördüğünüz gibi şu anda şarj oluyor telefonumuz. Ya evimizde 220 volt hangi ürünleri kullanabiliyorsak aynı şekilde aracımızda da onları çalıştırabiliyoruz. Arazi
arazide kaç kilowatt saatlik sisteme ihtiyaç duyulduğunu tespit etmek üzere fizibilite çalışmasıyla işe başlanıyor. Dikkat edilen unsurlar arazinin yapısı, kuyudan sonraki en uzak nokta, kuyu derinliği, suyun dinamik seviyesi, debisi, kaç dekar alanın sulanacağı oluyor. Toprak analizi yaptırıldıktan sonra o toprağın bünyesine uygun sulama sistemleri öneriyoruz. Çiftçilerimizin ihtiyacı olan suyu belirliyoruz. Bunu belirlerken tabii su kaynağı nedir, derin kuyu mudur, akarsu mudur, bunları bakıyoruz. Mağduriyeti gidermek adına, orada da üretim ve verimliliği artırmak adına böyle bir sistem geliştirdik. Derin kuyularda 140 metreye kadar çiftçinin ihtiyacı tespit edilerek, ne kadar suya ihtiyacı varsa o tespit edilerek 140 metreye kadar su alımı yapılabilir. 25 metrede bu arkamızda bulunan makine, 25 metre haşemde yaklaşık 108 dönüm arazi sular sezonda. Bu ne demek? Biz mesela su ihtiyaçlarımızı en kritik bitkilere göre belirleriz. Orta Anadolu'da en kritik bitki, su ihtiyacı fazla olan bitki pancar bitkisidir. Pancara göre hesaplarız. Eğer bunu meyve bahçesi olarak değerlendirir, damlama yaparsa bu alan daha da genişler. Ama bizim önerimiz tabii çok su kullanarak değil, daha az suyla daha fazla alan sulamak. Bu da enerji maliyetlerini düşürüyor. Dolayısıyla çiftçilerimizin ihtiyacı olan enerjiyi daha az maliyetle elde etmesini sağlıyor. Bizim desteğimiz çiftçinin üretiminden başlanıyor, hasatına kadar kontrolümüz altında oluyor. Mobil sistemde 3,5 ve 5,5 kava olmak üzere iki alternatif sunuluyor. 3,5 kava var ve 5,5 kava var. Bunların etkin güçleri dediğim gibi çiftçinin aldığı kaynağa bağlı olarak değişiyor. Su çekim gücümüz çiftçinin aldığı kaynaklara bağlı olarak değişiyor. İhtiyacı olan suya göre değişiyor. Onu biz yerinde çözümlerle, çiftçiyle birebir olarak, arazisini tespit ederek, etüt yaparak birebir orada yerinde çözümle hangi makine uygunsa onu öneriyoruz çiftçimize. Ziraat mühendisi Akif Yazar, 3,5 kilowatt saatlik sistemin sulama potansiyelini örnekle izah ediyor. 3,5 kava olan sezonda 108 dönüm pancar bitkisini sulayabilir. Eğer siz bunu ceviz bahçesi damlama yaparsanız bu %30-%40 daha artar. Eğer meyve bahçesi elmadır ya da işte tam budurdur, otur kapama bahçe yaptığınız zaman verim %30 daha artar. Bu ne demek? 130-140 dönüme kadar arazi sulayabiliriz. Tabii bu su kaynağına bağlı. Eğer biz suyu 25 metreden alıyorsak şartlar bu. Türkiye'de tarım arazilerinin yapısı göz önünde bulundurulduğunda parçalı olduğu dikkat çeker. Güneş enerjili mobil sulama sistemi bu sorundan yola çıkarak geliştiriliyor. Parçalı araziden kaynaklanan, küçük işletme yapısından kaynaklanan sorun gündeme getirilerek böyle bir mobil, hareketli. Bugün işte 10 dekarınızı ya da işte 5 dekarınızı sularsınız. O bittikten sonra arabanıza takarsınız ya da traktörünüze takarsınız. 15 dönümünüzü sularsınız. Bu yani ülkemizin, yani daha doğrusu bölgemizin ihtiyacı göz önünde bulundurularak böyle bir makine dizayn edilmiştir. İnşallah ülkemizin ve çiftçilerimizin yararına olur. Kayseri Düver'de uzun yıllar kooperatif başkanlığı da yapan çiftçi Mehmet Aksu, su olmazsa hayat olmaz diyor. Mobil güneş enerjili sulama sistemiyle tanışma hikayesini anlatıyor. Ben Düver mahallesinden Mehmet Aksu, 76'dan beri çiftçilik yaparım. Her zaman içinde teknolojiyi takip ederim. Yeni çıkan ekipman olsun, yeni çıkan traktörler olsun çok severim, takip ederim yani. Gücümün yettiği kadar. Ve artı verim almayı da. Bu işe şart oluyor, olduğu için derin alma derinindeyiz şimdi. Ama önce enerji. Her şeyin başı enerji geliyor. Gübre, tohum, bunlar altyapı. Bizde de yeraltı suları biraz zayıf olduğu için kuşlu suyumuz yok. Bu sefer ne yapacağız? Girdiği düşürmek için mazot. Mazot biliyorum, mazot fiyatları yüksek. Bu yıllarda biraz düştü ama yine de genelde yüksek yani. Güneş enerjisini televizyondan ben çok takip ettim. Duyuyordum, duyumumuz olduğu için ama yüz yüze gelemedik. Bu arada tanıştık, çocuklar tanışmışlar, sağ olsunlar geldiler, bizi onurlandırdılar ve denemesini yaptık. Mayıs'tan beri çalışıyor. Bunu su motoruna sulasaydık, en azından günlük 15 litre mazot yakardım ben. En az 15 litre mazot yakardım, en az 3 kez de gelirdim yani. Bir kez geliyoruz, sıfır maliyetli. Faydası şu, az suyla, az enerjiyle çok iş yapma. Bir diğer çiftçi Bilal Aksu, sulamada mazot kullanmaları halinde yıllık masraflarının en az 15 bin TL olduğunu söylüyor. Yüksek girdi maliyetleri karşısında çözüm güneş enerjisindeymiş diyor. Kayseri Düver Mahallesi'ndeki çiftçiyim. Pancar ekiyorum.
40 dekar üzerinde yoncam var ayrıyeten. Güneş enerjisine sulama yapıyorum ve de bedava bir sulama. Yıllardır 32 yaşındayım. 15 yaşından beri çiftçilikle uğraşıyorum. Yıllardır mazotla çalışıyorduk. Yıllık giderimiz 15 bin TL. Ve de bunu 3 yılda amorti ediyoruz güneş enerjisine. Güneş enerjisi çiftçinin kara gün dostuymuş. Yeni tanıştık. Keşke önceden tanışsaymıştık. Mobil sistem zamandan da tasarruf sağlıyor. Zira panel güneşi gördüğü anda otomatik olarak devreye giriyor. Güneşin batışıyla birlikte kendini emniyete alıp kapanıyor. Bu süre içinde çiftçi mobil sistemi arazinin dilediği alanına taşıyabiliyor. Şimdi bir sefer geliyoruz, fiskelerimizi kuruyoruz. Sadece kuruyoruz, bakıyoruz, gidiyoruz. Akşam kendi kapanıyor, sabah güneşinde kendi açılıyor. Kendi uyku moduna geçiyor akşam. Sabah kendi kendine çalışıyor. Hiç kendimizi yormuyoruz. Sadece fiskelerimizi yaşıyoruz. Zamanından tasarruf, her işimize de rahatça yetişiyoruz. Rahatça. Kaygımız yok burada en azından. Elektrik gitti, mazot bitti. Hiçbir kaygımız yok. Seyyardır. Traktöre takıp güneş enerjisini istediğimiz yerde, istediğimiz yerde, istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Koordinatör Resul Duman, güneş enerjili sulama sistemlerinin kurulması için gerekli ekipman alımları konusunda çiftçilerin TKDK, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun %50 hibe programından yararlanabildiğinin altını çiziyor. Firma bu konuda danışmanlık hizmeti de veriyor. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı bu konularda destek veriyor. %50 bireysel sulamalarda makine ekipman alımlarına destek veriliyor. 2015-13 nolu tebliğ yayınlandı bu konuda. Projeyi de biz yapıyoruz. Danışmanlık olarak teknik elemanlarımız çalışıyorlar, yapıyorlar. Anahtar teslim projelerini tespit ediliyor. Bunda %50 hibe desteği var Tarım Bakanlığı'nın. Sıfır faizli 5 yıl vadeli kredi çekme imkanı var. Bu kredilendirmede de Ziraat Bankası %75'ini çiftçi öz kaynak olarak da %25'ini koyuyor. Devlet Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde Kayseri sınırlarını aşıp Türkiye geneline ulaşma noktasında adım attıklarını söyleyen Resul Duman, Türkiye genelinde bayilik vereceklerini de dile getiriyor. Firma, sonsuz ve temiz yenilenebilir enerji kaynağı güneşin gücünü rüzgarla da bütünlüyor. Bu güneş her gün, her sabah doğup batıyor. Yani Türkiye'deki güneşlenme gün sayımız 300 günü falan bulmaktadır normalde. Almanya'da bakıyoruz bu iş çok yaygın. Bizim firma sahibimiz, ben gittim Almanya'yı da gezdik. Bunların araştırmasını yapmak için öneride ARGE çalışmalarında. Yani Almanya'daki güneşli gün sayısı daha az olmasına rağmen orada her çatıda, her evde, her tarlada bakıyorsun güneş panellerinden geçilmiyor. Sağ olsun devletimiz bu konuda yeni yeni desteklerle yolumuzu açıyor. Çiftçilerimize de hibe kaynaklarıyla, %50 hibe ile onların da katkı sağlıyor. Türkiye'de bu güneş her gün doğup battığına göre bundan istifade etmemiz gerekiyor. Hibrit sistemleri de kullanıldı. Sivas'ın Gemerek köyünde, Gemerek Keklice köyünde mesela iki yere biz hibrit sistemi de kurduk. Enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere vesaire. Çok memnunlar. Dönüşlerimiz çok güzel. Çiftçilerle sürekli irtibat halindeyiz. 20 metre kuyu derinliğinde saatte 30 ton su çekip 18'e 18 üçgen model tasarlanarak hesaplanan verilerde günlük 7 saat sulama süresi esas alınarak 47 fıskiye çalıştırıp bir defada 15 dekar toplamda 217 dekar arazi sulanabiliyor. Biz öncelikle çiftçilerin damlama sulama yapmasını istiyoruz. Daha sonra yağmurlama sulama verimli kullanılması için zaten yüzeysel sulama gittikçe azalıyor. Bunda da azalmalı da. Tarım Bakanlığı'nın desteğinin bunda çok büyük etkisi var. Fıskiyeleri düzerken mini spring fıskiyeler kurmaları ve üçgen yerleştirme dediğimiz bir sistem var. Bizim verilerimiz, donelerimiz, yani diyelim şu makinayla siz 20 metre kuyudan su çekerek sisteme 30 ton su veriyorsunuz. Bir sulama sezonunda 217 dekar araziyi sulayabiliyorsunuz. 40 metreden çekiyorsanız sisteme 22 ton su veriyorsunuz, 108 dekar araziyi çok rahat sulayabiliyorsunuz. Fakat bizim bu verilerimizde, hep kullandığımız deneme parsellerimizde, bizim ilk ARGE çalışmalarında kullandıklarımızda mini spring kullanarak üçgen yerleştirme modelini yapıyoruz. Üçgen yerleştirme modeli yeni yeni yaygınlaşıyor, sulanmayan alan kalmıyor. Aynı miktar suyla daha fazla alan sulama imkanımız oluyor. Verimi artırmanın yolu oluyor. Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Akdağ sözlerini noktalarken ülke ekonomisine katkı önceliğiyle çalıştıklarının altını çiziyor. Başladığımızda hayaldi. İşte ARGE dönemimiz geçtikten sonra şu anda hayallerimiz gerçek oldu. Çok da memnunuz.
verimlerden de çok memnunuz. Çiftçimiz de çok memnun. Bunu birebir uygulamasında görürüz. Ne mutlu bize diyorum. Memlekete de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Memleket için de yani biz bir nebze katkıda bulunuyorsak ne mutlu bize diyorum.